arkadaşlarım, hepsinin demiyorum. Bu konuda kararlılığımız var. Yani biz bu milleti YouTube'a, Facebook'a, bilmem şuraya, buraya yediremeyiz. Atılması gereken adım neyse biz bu adımı en kesin hatlarla atacağız. Kapatılmaları dahil mi efendim? Dahil. Başbakan Erdoğan, Türkiye'de 34 milyondan fazla kişinin kullandığı Facebook sitesini kapatabileceğini böyle duyurdu. Aslında Facebook'a yönelik müdahalelerin dünyada birçok örneği var. 1 milyardan fazla kişinin kullandığı siteye çoğunlukla sansür amaçlı müdahale eden ülkelerden bazıları şunlar. Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Fas, Mısır, Suriye, İran, Pakistan, Küba, Bangladeş, Tacikistan. İran'da siyasi liderlerin Facebook ve Twitter hesapları olmasına karşın kullanıcılar bu sitelere erişimi başka ülkelerin vekil sunucuları üzerinden sağlıyor. İran'da 2009 seçimlerinin ardından muhalefetin protesto eylemleri için sosyal medyada örgütlenmesinden endişe edilmiş ve Facebook kapatılmıştı. İnterneti sıkı bir denetime tabi tutan Çin hükümeti ise 2009'da Urumçi'de çıkan isyanların ardından Sincanlı eylemcilerin siteyi haberleşme için kullandığını öne sürüp Facebook'u kapatmıştı. Yasak geçen yıl Şangay ve Pekin'de yabancı ziyaretçilerin gittiği bölgelerde kısmi olarak kaldırıldı. Dünyanın en dışa kapalı ülkesi olan Kuzey Kore'de sadece bir grup üst düzey yetkilinin ve bazı yabancı ziyaretçilerin internete ulaşımına izin verilirken, 3 yıldır savaşın sürdüğü Suriye'de siyasi muhalefeti bastırmak için Facebook 2007'den 2011'e kadar bloke edildi. Ancak kullanıcılar yine vekil sunucularla siteye girmeyi sürdürdü. Devlet Başkanı Beşar Esad yasağı 2011'de kaldırsa da savaş süresince internet bağlantısı birçok kez kesintiye uğradı.